Hepinize merhabalar. Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti Ulusal Meclis'teki güven oylaması sonucunda iktidardan düşürüldü. Yerine Pakistan Müslüman Ligi lideri Şahbaz Şerif göreve geldi. İmran Han kendisine dönük ABD destekli bir komplo kurulduğunu iddia etti. Ülkede eylemler sürüyor. Bugün Pakistan'ı konuşacağız. Süreci Cumhuriyet Komiteri Haber Müdürü Mustafa Birol Güger'le konuşacağız. Sayın Güger, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Çarık. Çok teşekkür ederim beni yayına davet ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz için de belirteyim. Siz aynı zamanda bir dönem Pakistan'ın en büyük medya kuruluşu olan Express Media grubunun da Türkiye muhabirliğini yapmıştınız. Yanılmıyorsam değil mi? Evet, evet. Express Media grubunun evet. Türkiye muhabirliğini birkaç sene süreyle aşağı yukarı yürüttüm. Evet, bunu da bu bilgiyi de vermiş olayım. Sayın Güger, Pakistan Asya'da kritik bir noktada, önemli bir ülke bildiğimiz gibi. 220 milyon gibi de bir büyük nüfusa sahip aynı zamanda. İmran Han, Pakistan tarihinde de görevden alınan ilk başbakan olma özelliğinde. Sizden dinleyelim, Pakistan'da neler yaşanıyor, neler oluyor Sayın Güger? Şimdi aslında şöyle söylemek isterim. Pakistan'ın eski başbakanlarından bazıları hapse atıldı, bazıları sürgüne gönderildi. Bazıları da suikaste uğradı. Hatta biri de idam edildi, Zülfikar Ali Bhutto. Bu anlamda Pakistan'ın siyasi geleneğinde aslında böyle bir siyasi geleneği olduğunu da söyleyebiliriz. Bundan dolayı kimi yorumcular, konuştuğum Pakistanlı kaynaklar, İmran Han'ın hayatının tehlikede olabileceğini söylüyor. Şu an için kendisi hakkında açılmış herhangi bir yolsuzluk davası yok. Fakat üretilebilir. İmran Han ömür boyu siyasetten alıkonabilir. Hapis cezası da gündeme gelebilir. Ve yani kendisi özgürlüğüne kıymet veriyorsa, eğer süreç bu şekilde devam ederse, ülkeyi terk etmesi de gündeme gelebilir. Şimdi son olarak İmran Han'ın liderlik ettiği Pakistan Adalet Hareketi'nden 123 vekil istifa etti. Şimdi temelde esasen bu vekiller, yani İmran Han'ın partisi, hükümetin yabancı bir komplo ile geldiğini savunuyor. Bu nedenle parlamentoda kalarak yeni hükümeti meşrulaştırmak istemiyorlar. Ve temel tezleri de bu konuda. ABD'ye Pakistan'da askeri üs vermedik, bu yüzden bunlar başımıza geldi. Ve Washington ülkede rejim değişikliği istiyor, diyor. Fakat bir de reel durum açısından baktığımız zaman ülkede özellikle COVID-19 kriziyle birlikte pek iyi bir sınav verdiği söylenemez Pakistan'ın. Ülkede enflasyon çok yüksek oranlarda, ekonomi oldukça kötü. Zaten ülkede gelişmiş sanayi de yok denecek kadar az ve kötü bir, yani ciddi de bir altyapı krizi var. Elektrik kesintileri ülkede adeta rutin hale dönüşmüş durumda. Bu da elimizde bir olgu olarak dursun. İmran Han son olarak Peşaver'de kalabalık bir miting yaptı ve dedi ki erken seçim kararı alınmazsa sokakları asla terk etmeyeceğiz. Hafta sonu ülkenin yine büyük kentlerinden Karaçi'de yine bir miting yapması bekleniyor. Ve bu mitingler sanıyorum diğer büyük şehirleri de takip edecek. Yani İmran Han için şu anda siyasi kariyerinde bir ölüm kalım durumu söz konusu. Son aldığım bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Buyurun, bu da aslında buyurun, bakarsanız çok önemli. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, Başbakan'ın görevden düşürülmesiyle ilgili yabancı komplo iddialarına yanıt verdi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında olduğunu. Fakat böyle bir durumu ve ordu en üst düzeyden reddetti. Zaten son zamanlarda İmran Han'la ordunun aşağı yukarı geçen Ekim ayından bu yana aralarının pek iyi olmadığı biliniyordu. Silahlı kuvvetler İmran Han'ın iddialarına ordu ile halk arasında çatlak yaratılmak isteniyor şeklinde bir yanıt verdi ve böylelikle bir açık görüş beyanında bulunmuş oldu. İmran Han'a güvensizliğini, yeni hükümete de güvenliğini teyit etmiş oldu diyelim. Evet. Sayın Güger, Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıklamaları oldu. Hatta ilk açıklamalarında Çin'le dostluğa, kadim dostluğa ve
kurumsal ilişkilere vurgu yaptığı gözlendi. Bu da oldukça dikkat çekiciydi, değil mi efendim? Evet, kesinlikle. Yaklaşık da sanıyorum 3 gün önce Çin Dışişleri Bakanlığı yeni başkan Şahbaz Şerif'i tebrik etti. Aslında krizin ilk ortaya çıktığı anlarda bunu Twitter'dan da paylaşmıştım. Demiştim ki Çin'in, Hindistan'ın, İran'ın, Türkiye'nin anlamlı suskunluğu muhtemelen oradaki yeni yönetimi tebrik edeceklerini işarettir diye. Çin Dışişleri Bakanlığı her iki ülkenin her iki koşulda stratejik ortak olduğunu ve çok sağlam ve kırılmaz ilişkilere sahip olduğunu teyit etti. Şimdi aynı zamanda şöyle de bir önemli açıklama vardı. Dedi ki Çin-Pakistan ekonomik koridorunun devam edeceğine inanıyoruz dedi. Evet. Şimdi Çin-Pakistan ekonomik koridoru sadece Çin ve Pakistan değil, aynı zamanda İran, Afganistan, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri'nin de kara ve demir yollarıyla birbirine bağlayacak yine çok hacmi, yani ekonomik hacmi çok büyük olan bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu da teyit etmiş oldu. Ve Pakistan'ın yeni seçilen Başkanı Şahbaz Şerif de Salı günü bir açıklama yaptı. O da ülkesinin ikili ilişkileri Çin ile ikili ilişkileri derinleştirmeye ve geliştirmeye, yüksek bir seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Şahbaz açıklamasında Pakistan ne zaman iç zorluklar veya büyük zorluklarla karşı karşıya kalsa Çin'i her zaman yanında bulmuştur. Pakistan Çin'in en sadık dostu ve en yakın ortağıdır dedi. Yani bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Dolayısıyla bütün bu karmaşalar olurken zaten işte Çin'in resmi yayın organı Global Times'ta çıkan haberleri de gördüğümüz zaman aşağı yukarı aynı şeyin teyit edildiğini görüyoruz. Çin kim gelirse gelsin Pakistan'da kurdukları kuvvetli ekonomik ilişkiler sayesinde bu dostluğu Çinliler sürdürebileceklerine inanıyorlar. Bu noktada Çin'in de Pakistan'ın da Amerika Birleşik Devletleri, Washington yönetimi, Pekin arasında bir denge gözeteceğini ben öngörüyorum. Aşağı yukarı bugün de olan gelişmeler bize bunları gösteriyor. Peki az önce bahsettiğimiz gibi Pakistan'ın Asya'da kritik bir noktada bulunmuş olmasından hareketle bundan sonra ve neler yaşandı? Özellikle jeopolitik üzerindeki etkileri, mesela hemen yanı başında bir Afganistan var, orada bir Taliban hükümeti var. Rusya ile ilişkileri yine Pakistan'ın var. Yani bu jeopolitik üzerindeki etkilere değinelim biraz da isterseniz Sayın Mustafa Bey. Tabii. Yani şimdi şöyle, ben biraz daha şeyden bahsetmek isterim. Yani ilişkiler nasıl, işler nasıl bu noktaya geldi? Tabii pek çok şey söyleniyor. Fakat benim Pakistan'daki kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre yaklaşık geçen Ekim ayından bu yana İmran'ı devirmek için çok yoğun bir çaba olduğunu söylüyorlar. Şimdi Pakistan istihbaratının başındaki isim olan Kor General Faiz Hamid İmran'a yakın bir isim. Orada onun görevden alınmasını istiyor. Fakat İmran buna karşı çıkıyor. Ve aynı zamanda İmran çeşitli bazı değişiklikler yapmak, atamalar yapmak istiyor güvenlik kurumlarında. Yani bir yerde kendi varlığını ve güvenliğini ve devamlılığını garanti altına almak için. Bu olayın da İmran ile ordu arasında bir uçurum yarattığı söyleniyor. Muhalefet şöyle bir şeyden bahsediyor. Faiz'in, yani Pakistan İstihbarat Teşkilatı ESİ'nin başkanı Faiz'in 2018'de İmran'ı iktidara getirmek için seçimleri manipüle ettiğini söylüyorlar. Bunlar hepsi birer iddia. Ancak biz genç Pakistanlıların gözünden baktığımız vakit, şimdi Pakistan maalesef yoksullukla boğuşan bir ülke. Dar bir oligarşik grup tarafından yönetiliyor. Bir müesses nizamdan bahsedebiliriz. Yani bir seçkinler grubu var Pakistan'ı yöneten. Zaten gelen başbakanlara, meclis başkanlarına, devlet başkanlarına, ordu yöneticilerine baktığınız zaman da bu oligarşinin aşağı yukarı işte ülkenin kuruluşundan bu yana devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada genç Pakistanlılar İmran'ı yozlaşmış seçkinler hanedanına karşı bir kurtarıcı olarak görüyorlardı. Hatta bugün de işte bugünlerde sokaklarda
yapılan gösterilere baktığımız zaman çoğunluğunu bu insanların, gençlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. İmran aslında klasik bağlamda popülist bir lider. Ama işte aslında kazılı ayağı böyle mi? O konuda da biraz daha derinlemesine bakmak gerekiyor. Şimdi Evet. her şeyden önce Kaan'ın İmran Han'ın göre iktidardan düşmesinin bölgesel jeopolitik üzerinde çok 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 radikal etkilere sahip olacağına inanmıyorum. Neticede hani mesela Neden? zaman zaman bahsederiz, Türkiye'nin bazı zorunlulukları vardır, mecburiyetleri vardır diye. Pakistan'ın da bazı mecburiyetleri var. Yani bazı dış bağımlılıkları var. Neler Silahlı mesela konusunda. bunlar? Evet. Askeriye konusunda, silahlı kuvvetler konusunda Washington'a geleneksel bir bağlılığı var. Suudi Arabistan yönetimiyle çok kuvvetli ilişkileri var. Bir nükleer güçten bahsediyoruz. Aynı zamanda ekonomik olarak da son yıllarda işte bu Çin-Pakistan koridoru vesaire Çin'le kuvvetli ilişkiler seyretmeye başladı. İmran Han bu dengeyi biraz daha Avrasya güçlerine çevirmeye çalıştı. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Ama son tahlilde başarılı olmadığını görüyoruz. Ve kendi kamuoyu tarafından da sıklıkla beceriksizlikle itham ediliyor. Yani atıyorum 15 yılda alınacak yolu 5 yılda almaya çalışmakla suçlanıyor. Somut tutarlı bir programının olmadığı söyleniyor. Ve biraz böyle sloganik bir siyasetle, popülist bir siyasetle işi götürmeye çalıştığı söyleniyor. Şimdi burada tabii Rusya ile de ilişkiler önemli. Hatırlarsanız konuşmamın başında şöyle demiştim. İran, Hindistan, Evet. Türkiye, Çin gibi bölgenin kuvvetli ülkeleri Suskunluk için. Pakistan'daki siyasi değişiklik karşısında sessiz kaldılar. Ama biri çok ses çıkardı. Rusya Federasyonu. Zehir zemberek bir açıklama yaptı Kremlin. Amerika Birleşik Devletleri'ni Pakistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Şöyle enteresan bir detay paylaşmak isterim. Buyurun. Rusya'nın Ukrayna harekatının başladığı 25 Şubat'ta İmran Moskova'daydı, Kremlin'deydi. Orada Putin'le bir görüşme gerçekleşti. Hatta bütün bu kınamalar vesaireler gelmeye başlayınca dediler ki acaba ne yapacak diye. O da tabii kınamadı. Rusya'nın yanında bir tutum aldı. Şimdi bazı bilgilere göre, benim de yine böyle yaptığım araştırmaların neticesinde ulaştığım bazı bilgilere göre Rusya'nın Pakistan'ın Karaçi kentinden Pencap eyaletinin merkezindeki Lahore'a yaklaşık 2,5 milyar tutarında 1100 kilometre uzunluğunda bir doğalgaz boru hattı inşası etmek istediği, İmran'ın bu yüzden Moskova'ya gittiği ve bunun müzakerelerinde bulunduğu söyleniyor. Ya bir iddia değil mi bu ev? Evet. Bir iddia tabii. Hakeza işte Ukrayna Savaşı'nda da tarafsız bir tutum takındı. Hani bunun evrelerini gördük. Son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da ezeli rakibi Hindistan'ın, ki yani aralarında çok maalesef çok köklü bir düşmanlık olduğunu not ediyoruz. Dış politika, bağımsız bir dış politika izlemekle övdü. Yani bu da biraz daha herhalde yine bir Rusya'ya mesajdı diye yorumlanıyor. Şimdi Evet. İmran'ın gidişi Pakistan'da statikonun korunması olarak yorumlanıyor. Az önce de söylediğim gibi İmran Pakistan'da oldukça yerleşik, köklü ve kuvvetli olan istihbarat, sermaye, ordu, üçlü sac ayağına bir alternatif yaratmak Evet. istemişti. Amerika Birleşik Devletleri de İmran'ın bu çabalarını çok yakından takip ediyor olsa gerek ki Biden iktidara geldikten sonra kesinlikle İmran'la iletişim kurmak istemedi. Hatta İmran zaman zaman bunun sinyallerini verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ama buna rağmen Biden yönetimi tarafından refüze edildi. Hatırlayacağız ki daha önce Trump döneminde bütün bu yaptırımlara rağmen Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Evet. Bunun arkasından da Afganistan'da yaşanan çekilme başlamıştı. Yani Evet. neticede son tahlilde yani bölgesel jeopolitiğe İmran'ın görevden alınmasının çok büyük etkileri olacağını düşünmüyorum. Pakistan iki çıkara hizmet etmeye devam edecektir. Yani Nedir mevcut onlar efendim? ülke içerisindeki işte o silahlı kuvvetlerin durumunu, güvenlik örgütlerinin durumunu,
bunların uzun süreli bağlarını düşündüğümüz zaman iki çıkara hizmet edecektir. Bu silah ve cephane için ve ordudaki oligarşinin korunması için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ekonomik çıkarlar içinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne hizmet etmeye devam edecektir. Fakat burada tabii her şeyden önce bahsettiğimiz ve yeni yönetimle çalışmaya hazırız mesajı verdi bir yer. Türkiye açısından çok doğal bir sonuç. Nawaz Şerif döneminde işte malum FETÖ'ye bağlı, ben o dönem gazetecilik yapıyordum Express Media Group'ta. FETÖ'ye bağlı okullar kapatılmıştı. İşte Türkiye ile Pakistan arasında çok önemli projeler, çok önemli anlaşmalar yapılmıştı. Yani Türkiye açısından da baktığımız zaman çok radikal bir değişiklik, bir durum olacağını öngörmüyorum. Ki keza Türk Devleti'nin Pakistan'daki yerleşik oligarşi ile ilişkileri kuvvetlidir. Şahbaz Şerif de Nawaz Şerif'in kardeşi. Çok yabancı bir figür sayılmaz. Bildiğim kadarıyla Nawaz Şerif Erdoğan'ın kızının düğününde şahitti, yanılmıyorsam. Aralarında böyle de bir ilişki olmuştu. Nawaz Şerif giderken de Türkiye çok radikal bir tepki vermemişti. Sevgili dinleyicilerimiz, Pakistan'da yaşanan süreci konuştuk. Bugün bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Esen kalın.